Yunanistan 1 Mayıs'ta da grevlere sahne oldu. Özellikle hükümetin kemer sıkma tedbirleri kapsamında 15 bin kamu görevlisinin işine son vereceğini açıklamasının ardından sendikalar 24 saatlik genel grev kararı aldı. Çalışanlar sokağa indi. Gösteri düzenleyenler arasında sadece sendikalar değil, Yunanistan Komünist Partisi ve ana muhalefetteki Syriza Partisi de vardı. Parlamento binası önünde toplanan kalabalığa katılan Syriza lideri Alexis Tsipras yaptığı açıklamada, ekonomiyi ne iflas etmiş bankacılık iktidarının ne de yozlaşmış politik sistemin canlandıracağını ifade ederek, bunun sadece işçi sınıfın mücadeleleriyle başarılacağını söyledi. Başkent Atina'da grev nedeniyle hayat tamamen durdu. Metro hariç hiçbir toplu taşıma aracı çalışmazken kamu binaları kapandı, hastanelerin ise sadece acil servisleri hizmet veriyor. Atina'da bulunan turistler tatile gelmek için yanlış tarih seçtiklerini söylüyor. Merkel Yunanistan'ı fethetti, işte bu da sonuçları. Biz de buradayız ve sanırım bir daha gelme şansımız olmayacak. Yani çok büyük hayal kırıklığına uğradım. One of those things.